Geriden kalanlara hoş geldiniz. Amerikan Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell bir sunum yapıyor kongrede. Bir oraya kulak verelim, mesajlarını dinleyelim. Böyle bir tablo olduğunu görüyoruz. Enflasyon son yıl içerisinde aşağı geldi. Ancak yine de bizim uzun vadeli olan %2'lik hedefimizin üzerinde yer alıyor. Burada toplam kişisel tüketim harcamalar PCE %2.2 arttı 12 aylık dönemde. Ve enerji ve gıda fiyatlarının dışında çekirdek PCE %2.8 artış kaydetti. Bu da 2022'den kıyasladığımız zaman hem hizmetler hem de mal tarafında çok ciddi artışlar olmuştu. O zamana göre aşağı yönlü bir hareket oldu. Uzun vadeli enflasyon beklentileri iyi çıpalanmış gibi duruyor. Hane halklarına, iş dünyasına, oradaki anketlere ve finansal piyasalara sorulduğunda anketler bu şekilde bir gösteri içerisinde. 2022'nin sonundan bu yana baktığımız zaman federal fonlama oranını %4.25-%4.50 seviyesinde tutuyor. Geçen yılki Temmuz ayından bu yana ve biz bir yandan da bilançomuzu tahmin edebilir bir düzeyde aşağı getirmeye devam ediyoruz. Ekonomik faaliyetler ve enflasyon üzerindeki hareketleri takip ediyoruz. Bizim şu an itibariyle bu artış döngüsünde tepe noktasına ulaştığını düşünüyoruz faiz oranlarımızın. Eğer gerekirse bir şekilde bir noktada bu yıl faiz indiriminin muhtemelen uygun olacağını düşünüyoruz. Ancak enflasyona dair, ekonomiye dair hala belirsizlikler var. Çünkü %2'lik hedefimiz henüz üzerinde kalmaya devam ediyor. Biz burada enflasyonda atmış olduğumuz kazanımları bir noktada geri almasını istemiyoruz ve burada %2'lik hedefe ulaştırmak istiyoruz. Aynı zamanda çok erken ya da çok geç adım atmamız faiz indirim konusunda istihdam ve ekonomiyi olumsuz etkileyebilir. Biz çok yakından takip edeceğiz elimize gelen verileri ve risklerin de daha dengelenmiş olmasını takip edeceğiz. Daha da enflasyonun aşağı yönü sürdürülebilir bir şekilde %2'ye gelene kadar biraz daha güvene ihtiyacımız var. Enflasyonu bizim %2'lik hedefimize getirme konusunda gerçekten çok kararlıyız. Enflasyon beklentilerinde çıpalanmış olmasına dikkat ediyoruz. Azami istihdam ve fiyat istikrarı uzun vadede sağlama konusunda kararlıyız. Özetlemek gerekirse bizim şu anda bütün ülke çapında atmış olduğumuz adımlar herkesi etkiliyor ama bizim attığımız tüm adımlar herkesin iyiliği için ve biz burada azami istihdam ve fiyat istikrarı konusunda FOMC olarak elimizden gelen tüm adımları atıyoruz. Teşekkürler Sayın Powell. Aslında bu şimdi 25. kez geliyorsunuz kongrede ve bu gerçekten çok teşekkür ederiz hizmetleriniz için. Burada atılmış olduğunuz adımlar için de çok teşekkürler. Şimdi ben 5 dakika soru cevap kısmını yönetmek istiyorum. Öncelikle şununla başlayalım. Herkesin kafasında şu soru var. Bir regülasyonla alakalı politikalar. Sayın Barr burada bir konu da bir öneride bulundu ve aynı zamanda tabii ki faiz oranları çünkü direkt olarak bu siyasi döngünün, siyasi dinamiklerin artmış olduğu bir yıl ve çokça şu konuşuluyor. Yani son 3 yılda yüksek enflasyon vardı. Amerikan halkı bundan etkilendi ve enflasyon aşağı gelmeye başlayınca bir spekülasyon oluştu. Yani Fed ne zaman faizleri indirecek diye. Bazıları bu yıl içerisinde çok fazla Fed faiz indirimi bekliyor. Bazıları ise olmayacak diyor. Siz ne diyorsunuz? Ben şunu söyleyeceğim. Bunlar tamamen ekonominin nasıl ilerleyeceğine bakacak. Bizim burada azami istihdam ve fiyat istikrarı duruşumuz, bunlara bakışımız devam ediyor ve biz elimize gelen verilere bakacağız. Bunlara bakarak kararımızı vereceğiz. Eğer isterseniz biraz daha bir şey söyleyebilirim. Peki ne noktada Fed faiz indirmeye başlayacak? Yani hangi verilere bakıyorsunuz? Ve bu anlamda elinize ulaşan yeni veriler var mı? Daha önceden biz şunu söylemiştik. FOMC komitesi daha fazla veri almak istiyor. Bizi daha fazla enflasyonun aşağı sürdürülebilir bir şekilde %2'ye geleceğine dair daha güven verici olmasını istiyorduk. Ve manşet enflasyon %3 ila 4 arasında geri çekildi. Biraz önce de bahsettim, paylaştım o verileri. Ama biz verileri daha fazla takip ediyoruz. Daha fazla güvene sahip artık politika faaliyetlerimiz
faizini aşağı getirebilmek için. Bu çok önemli bir adım. Çünkü burada ekonomide, istihdam piyasasında güçlü duruşu takip ediyoruz. Ama bunu çok temkinli bir şekilde yapmak istiyoruz. Ve burada daha fazla güvene ihtiyacımız var. Güvene ihtiyacımız olduğu zaman bu yıl bir noktada faiz indirimini hayata geçirebiliriz. Evet, şimdi regülasyonla alakalı politikalara da bakalım. Bazı endişeler var, ciddi endişeler olduğunu görüyoruz. Amerika kapsamında farklı farklı sektörlerde Basel 3 ile alakalı olarak Sayın Michael Barr'ın yapmış olduğu ve Fed'in de burada ayak uydurduğu, devam ettirdiği bir tekliften bahsediliyor. Bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yani burada ekonomik olarak bu aksiyonların bir karşılığı olmadığına dair eleştiriler var. Ama aynı zamanda içeriğine dair de bazı endişeler var. Burada belki de Basel 3 ile alakalı olarak burada sermaye gereksinimleri var. Ve potansiyel olarak bazı burada sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Bir, şimdi sorulardan bir tanesi şu: bir, Fed buradaki yorumları dikkate alıyor mu? Yani bununla alakalı olarak nasıl bir süreç işliyor? Ve Fed bu yorumları takip ederken acaba sıradan vatandaş için bu ne anlamına geliyor? Önümüzdeki dönemde nasıl bir plan olacak bu konuyla alakalı olarak? Evet, haklısınız bu konuyla alakalı. Bizim bu yayınlamış olduğumuz gevşeyici para politikaları alakalı olarak çok fazla talep aldık, yorum aldık ve biz burada verilere bağlı olarak yorumlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ama haklısınız, evet, çokça bu konuşuldu. Şu anda yani herhangi bir karara varmadık ama birkaç konu söyleyebilirim bununla alakalı olarak. Öncelikle endişeleri duyuyoruz ve burada teklife dair farklı bir değişim olacak ve son ürüne baktığımız zaman onun da hem Fed'den hem de daha geniş taraflardan bunun desteğini alacağımızı düşünüyorum. Süreçle ilgili olaraksa şu an itibarıyla herhangi bir şekilde bir karar verme aşamasında değiliz. Şu anda hala yeniden teklif aşamasındayız ve bu konuda herhangi bir karar vermedik. Ve o noktaya geldiğimiz zaman biz de bu konuda... Yani bunu hiçbir şekilde dışarıda bırakmayacak mısınız? Yeniden bir teklif verme konusunu. Hayır, kesinlikle. Yani bu tamamen inandırıcı bir seçenek olabilir ve bunu yeniden gözden geçirme konusunda sahibiz. Tabii burada rollerin ne olacağına dair de farklılıklar olduğu var. Acaba ekonomik analizler bu anlamda yeni teklifte nasıl gözükebilir? Aslında şunu duymak iyi oldu. Yani Fed bir şekilde geleneksel olarak rolünü yapacak ve bir şekilde bir dengeleyecek. Bu böyle mi niyetiniz? Evet, kesinlikle böyle. Bu gerçekten de bunu iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde hayata geçirebilmemiz gerçekten çok önemli. Burada bunların ekonomi üzerinde bizim hizmet verdiğimiz kişiler üzerinde etkileri var. Bunları takip edeceğiz. Evet. Şimdi 5 dakikalık size veriyorum soruyu. Chair Powell, sizinle şunu konuşmak istiyorum, konut piyasasını. Ama öncelikle burada satın alma ve birleşmelerle alakalı konuşmak istiyorum. Demokratlarla bir araya geldik ve burada ben çok ciddi endişelerimi dile getirdim. Bankalardaki satın alım ve birleşimlerle alakalı bazı eksiklikler olduğunu var ve biz şimdi... Powell'ın mesajlarını dinledik, üzerine biraz konuşacağız, araştırma masasına gidelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan, hoş geldin. İyi akşamlar. Evet, Powell'ın bir kısmı gün içinde yansıyan mesajları vardı zaten kongrede yapacağı sunumdan. Soru cevap kısmında da söyledikleri oldu. Yine temkinli açıklamalar
yaptı daha öncekiler gibi aslında diyebiliriz. Fed istihdam ve enflasyon riskleri konusunda son derece dikkatli olmaya devam ediyor dedi. Ne zaman faiz indirimi göreceğiz sorusuna da kendimizi güvende hissettiğimiz zaman dedi mealen kabaca. Yani o %2 hedefine doğru istikrarlı bir gidiş devam ediyor bundan emin olduğumuzda ve hani onun kalıcı olduğuna kanaat getirdiğimizde demeye getirdi. Dediğim gibi mealen söylüyorum ben. Ve dikkatli bir yaklaşım uygulayacağız dedi faiz indirim kararında. Dikkatli olacağız dedi. Fiyat istikrarına vurgu yaptı sıkça cevapları verirken. Dolayısıyla genel olarak mesajları temkinliydi diyebiliriz. Sen piyasalara da baktın bu sırada. Hem mesajlara ilişkin değerlendirmeni alalım hem de piyasa tepkileri ne söylüyor? Bu temkinli mesajlar piyasaları da temkinli olmaya itti. Biz baktığımızda 4.17 seviyesinde olduğunu görmüştük ABD 10 yıllık tahvil faizinin konuşma başladığı sırada. Girişlerin devam ettiğini gördük. 4.10 seviyesine kadar geri çekildi. Dolayısıyla baktığımızda aslında bir hisse senedi piyasasında İlk etapta bu konuşma metinden cümleler aktarılmaya başladığı andan itibaren hisse senedi piyasasındaki vadeli piyasadaki o yükseliş beklentisinin eğiliminin tersine döndüğünü görmüştük. Hatta Nasdaq, S&P ve Dow Jones'da %1'i aşan, Nasdaq'da %1,60'a yakınsayan bir geri çekilme olduğunu görmüştük ilk seans açıldığında. Ama konuşma metni anlaşıldıktan sonra ve sonrasında şimdi takip ettiğimiz konuşmanın ardından yukarı yönlü bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Dolar endeksinde ise 103,4 seviyesinde bir fiyat eğilimi görüyoruz. Tahvil piyasasına giriş var. Daha bundan sonra görece olarak daha temkinli bir piyasa görebiliriz. Ama risk iştahı da çokça bozulmadı. Neyi takip ettik? Daha öncesinde gördüğümüz ve aslında duyduğumuz piyasanın hazırlıklı olması gereken konuşmalardı. Verileri şöyle bir hatırlayacak olursak eğer istihdam piyasasından da biz aslında bugün beklentinin altında kalan ADP özel sektör istihdam verisini takip etsek bile JOLTS verisi açık iş ilanları verisi beklentiye paralel geldi. Burada genel olarak ana temada istihdam piyasasının hala göreceli güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Tarım dışı istihdam piyasasının verisini beklerken aslında yine bu görünüm devam ediyor. PCE enflasyon verisini hatırlayalım bir de. İşler ne zaman normalleşecek? Ne zaman FED ve FED Governor'ları Powell kendisini güvende hissedecek diye soruyu sorduğumuzda aslında PCE enflasyon verisine bakmamız gerekiyor. Burada da biz aylıkta 0,42'lik bir yukarı yönlü hareketlilik görmüştük ki 2023 ilk çeyreğinden bu yana en yüksek aslında hızlı bir yükselişti aylık bazda baktığımızda. Bir miktar daha burada aylık bazda da beklentiyi karşıladığı noktada sanırım işler bir miktar daha normalleşecek ama şu an piyasa daha sıkı bir faiz, daha sıkı bir parasal politika gibi büyük bir duvara çarpmadığı aslında beklentiye paralel bir patikada ilerlediğinin mesajını aldı diyebiliriz. İçeriği de biraz konuşalım. Borsa İstanbul tarafını. Orada tepkiler nasıl? Hani içerideki haber akışları ve içerideki düzenlemeler sonrası. Zaten iki gündür de 9.000'in altında seyreden bir Borsa İstanbul görüyoruz. Borsa İstanbul kapanışı görüyoruz daha doğrusu. O hızlı yılbaşından beri hızlı ve aralıksız yükselişinin noktalamış demeyelim ama ara vermiş gibi görünüyor. Oradan aşağı kayışlar var. Bugün itibariyle öne çıkanlar, borsada inenler, çıkanlar ve tabii ki haber akışlarının ve düzenlemelerin yansıması, etkisi nasıl? 8.740 endeks puanından günlük kapanışı gerçekleştirdik. 1,3'lük bir geri çekilme var ve parasal sıkılaştırma adımlarının yeni adımların atılmasıyla beraber bankacılık endeksinde %1,92'ye yakınsayan bir geri çekilme hareketi olduğunu gördük. Düşüşe en çok aslında Türk Hava Yolları'nın katkı sağladığını söyleyebiliriz. %1,6'lık bir geri çekilme hareketi var. Ve bilişim sektörü, teknoloji sektörü aslına baktığımızda geçtiğimiz 3 haftanın en yüksek kazananlarını bize vermişti. Bilişim altı endeksinde kar realizasyonu var. Bilişim %6,13'lük, teknoloji ise %4,66'lık bir geri çekilme hareketi yaşadı. Tavan tavan giden halka arzlarımız olmuştu aslında sene başından bu yana. Burada geri çekilme hareketinin başladığını görüyoruz. Halka arz endeksi de %2,70'e yakın sayan bir geri çekilme hareketi yaşadı bugün. Ve aslında baktığımız zaman da en çok negatif katkıyı sağlayanların Bera Teknoloji %9,97, Miatek'in 9,29 ve European Endüstri'nin de %8'lik bir geri çekilme hareketinin olduğunu görüyoruz.
Karsan Otomotiv ve Froto açıklamış olduğu aslında güçlü bilançonun etkisiyle beraber bugün yükselenler arasında Karsan'da %10'a yakın sayan Froto'da ise %5'in üzerine bir primlenme var. Bugün yeni adımlar atıldı. Aslında Mehmet Şimşek'in açıklamasından da biz yeteri kadar parasal sıkılaştırma eşiğine geldiğimizi düşünüyoruz mesajı vardı. Ama %45 politika faizini görece olarak daha fazla hissettiğimiz, daha çok hissettiğimiz bir döneme giriyoruz. Baktığımızda ne var? Dolar TL'nin paritesinde sene başından bu yana %7,5'u aşan aslında bir değer kaybı söz konusu. Türk lirası paritesinde dolar karşısında. Ve bunun etkisiyle beraber atılan yeni adımlar var. Vadeli uzlaşmalı sözleşmeler imzalıyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Dün 475 milyon dolarlık vardı. Bugün 463 milyon dolarlık uzlaşmalı vadeli döviz satışı haberlerinin geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında piyasada hem yeni atılan adımlarla hem de aslında tüketici kredilerindeki bankalardaki sınırlamanın aşağı yönlü revize edilmesinin etkisiyle beraber parasal sıkılaştırmanın %45'ten daha yüksek aslında politika faizini hissettiğimiz bir döneme giriyoruz. Bunun etkisi bankacılık endeksi üzerinde. Yarın da aslında baktığımızda çok önemli bir haber akışı bulunmayacak. Sadece neyi takip edeceğiz aslında Perşembe günü? Yabancı yerleşiklerin menkul kıymet ve tahvil alımlarını takip edeceğiz. Biz bu haftaya girerken hem CDS'deki yeniden yükselmeyi hem de tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketliliği ve borsadaki düşüşü yabancıların sattığı senaryoya bağlamıştık. Dolayısıyla buradaki alacağımız veriler de Fitch Ratings öncesi bize genel bir durum akıbet senaryosu çıkaracak. Çok teşekkürler Sevcan. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Köseoğlu ile konuşalım. Avrupa'da durumu alalım. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ceren, iyi akşamlar, hoş geldin. Amerika tarafından gelen açıklamalar, Powell'dan gelen açıklamalar ve tabii yine oradan gelen istihdam verileri sonrası Avrupa'da fiyatlamalar nasıl? Zeynep, evet, bugün Avrupa borsalarında da gözler Powell'dan gelen açıklamalardaydı. Tabii açıklamalar öncesi Avrupa endeksleri zaten iyimser seyre dönmüştü. Şu saatlerde baktığımız zaman İngiltere borsasına %0,5'lik yükseliş var. Almanya borsası yatay, Fransa borsasına sınırlı yükseliş var. İspanya borsası %1 civarı primle bugün Avrupa endekslerindeki yükselişte başı çekiyor. Powell verdiği mesajlarda faiz indirimi için aceleci olmayacaklarının mesajını verdi. Dolar endeksindeki değer kaybı hızlandı. Euro dolar karşısında yükselişini hızlandırdı. 1.0890 seviyesine yükseldi euro dolar paritesi. Tabi diğer yanda bugün İngiltere'de finansal hizmetler şirketlerinin hisselerinde de yükselişin hızlandığını gördük. Çünkü İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın burada yaptığı açıklamalar etkili oldu. İngiltere'de yatırım sisteminde revizyon yapılacağını açıklaması, burada yeni adımları duyurmasının etkisiyle İngiltere'de işlem gören finansal hizmetler şirketlerinin hisseleri de bugün hızlı bir şekilde yükseliyor. Bu da İngiltere borsasını yatay seyirden yukarı yönlü seyre taşıyan temel unsur diyebiliriz. Veriler tarafında bugün Almanya'dan ihracat verisini aldık ve uzun sürenin ardından aslında Almanya'da ihracatta güçlü bir artış yaşandı Ocak ayında. Almanya'nın ihracatı %6,3 oranında artış kaydetti. Tahminler %1,5 artış olması yönündeydi. Ticaret fazlası ise rekor seviyeye çıktı 27,5 milyar euro ile. Tabi bunun nedenine baktığımız zaman Almanya'nın en büyük ticaret partneri olan Çin'e yaptığı ihracattaki artışın bunda etkili olduğunu görmekteyiz. Çünkü %8 oranında bir artış var Almanya'nın Çin'e yaptığı ihracatta. Bu da totalde ihracat rakamını yukarıya taşıyan temel unsur oldu. Yarın ise gözler Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası kararında olacak. Orada politika tarafında bir değişiklik beklentisi yok. Başkan Lagarde'ın önümüzdeki döneme ilişkin faiz indirimi konusuna vereceği sinyallerde olacak gözler ve aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'nın yeni projeksiyonları piyasalar açısından yakından takip edilecek diyebiliriz Zeynep. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından doçent doktor Ata Özkaya, Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi yanımda şu an benimle birlikte olacak. Hem Powell'ın açıklamalarını hem de daha fazlasını konuşacağız. Gündem
kalanlara devam ediyoruz. Ata Özkaya yanımda. Hoş geldiniz hocam, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi yapalım, iyi akşamlar. Şimdi az önce canlı yayında da dinledik. Siz de kulak kabarttınız biliyorum. Fed Başkanı Powell'ın mesajlarını Kongre'de Temsilciler Meclisi kanadında soru cevap kısmını da aktardık. Orada tabii herkesin merak ettiği, vekillerin de sorduğu temel soru faiz indirim meselesi. Sorulardan biri hatta şöyle geldi. Yani hangi noktada Fed kendini bu patikada hangi veriden sonra faiz indirme durumunda, zorunluluğunda hatta forced ifadesini kullandılar, hisseder diye. Yani tabii temkinli cevaplar verdi Fed Başkanı Jerome Powell. Dedi ki kendimizden emin olduğumuz noktada finansal istikrar vurgusunu kalın çizgilerle yaptı. Ve kendimizden emin olduğumuzda o %2 seviyesine istikrarlı bir şekilde inip ve tabii orada kalmanın da önemine vurgu yapan mesajları vardı. Hep de konuştuğumuz meseleler aslında. Dolayısıyla bir kez daha altını çizdi Fed Başkanı. Nasıl yorumluyorsunuz? Bu işin tabii ki hem küresel piyasalar, yani hem Amerika'nın kendisi hem de bütün küresel piyasaların şekillenmesi ve Türkiye açısından da önemi malum. Evet, soru oldukça önemliydi. Çünkü soru neredeyse Fed Başkanı Sayın Powell'ın pek kaçamayacağı bir yere doğru yöneltildi. Daralttı zaten. Açıkça evet sordular. Tabii buradaki gerek koşul, önce onu söyleyelim. Yani bu soruyu neden böyle sormak gereği duydular. Sayın Powell açıklamalarında gerek koşulu söyledi. O da Fed'in çalışma prensibi ve kanunu ile ilgili. Yani maksimum istihdam ve %2 enflasyon hedefi kısmı oraya doğru ulaşması gerekecek. Bu herkesin malumu zaten. Ancak bunun ne zaman olacağı veya buna dair işaretlerin ne olacağı konusuna cevap verirken de yeterli güvende hissetmek dediği kavramı kullandı. Bunu şöyle açabiliriz. Ne olduğuna dair. Özellikle kişisel tüketim harcamalarına baktığımız zaman ABD ekonomik aktivitesinde hala güçlü seyrin devam ettiğini görüyoruz. Bu da aylık olarak Ocak ayı verisi %0.3, %0.4 çekirdek kişisel tüketim harcamaları geldi hatırlayacağınız gibi. Tüketim tarafında bu güç devam ederken aynı zamanda bunu süren en önemli etkin de reel ücret artışları, reel ücret artış hızı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu azalmış olsa bile, yani azalması şu demek, Fed'in hedeflediği noktaya doğru gideceği ortaya çıktı. Ancak bunun ne kadar süreceği henüz belli değil. Dolayısıyla sorun burada meydana geliyor. Yani burayı söyleyemedikleri için, finansal piyasalarda tam olarak burayı merak ettikleri için, yani burada ilk düğmeye ne zaman basılacak, ayrışma burada meydana geliyor. Çünkü fiyatlamalar buna göre olmak zorunda, rasyonelite ölçüsünce. Biz dışarıdan değerlendirdiğimizde bu süreç nasıl gider ve nerede ilk düğmeye basar diye baktığımızda aynı verilerle açıkçası iki boyutlu görmemiz gerekiyor. Ücret artış hızı enflasyonun üzerinde devam ediyor. Yani reel ücretler pozitif. Bu da harcamalara yöneltebiliyor Amerikan hane halkını ve gıda, hizmetler gibi alanlarda yüksek harcama yapıyorlar. Dolayısıyla bu kısmı henüz tamamıyla stabilize etmeyi başaramadılar, enflasyonun bu bölümünü. İkinci kısım, enerji fiyatlarındaki düşüş çok yardım ediyor enflasyon seviyesindeki bu düşüşü algılamasına. Ama Fed'in güven kısmı tam burada devreye giriyor. Yani bu güvenilecek bir veri seti değil. Çünkü enerji fiyatlarının siz stabil olarak aşağıda kalacağını garanti edemezsiniz. Kaldı ki Orta Doğu'daki petrol üreticilerinden gelen haberler Asya'da mesela dünyanın farklı yerlerinde petrol fiyatlarının değişebileceğini bize söylüyor günlük olarak. Amerika Birleşik Devletleri petrol konusunda belki kendini biraz stoktan garantiye almış olabilir ama enerji fiyatları konusu o güveni henüz tesis etmeye yetmediğini açıkça söylüyor enflasyon değerlemesi açısından. Dolayısıyla Fed ilk faiz indirimine gelene kadar bir süre geçirecek. Bu hatırlıyorsanız Mart diye fiyatlanmıştı. Onun olmayacağını çok konuşmuştuk. Bu Haziran'dan sonraya kesinlikle kalacak. Çünkü bu ücret artışlarını gerektiren nokta Amerikan ekonomik aktivitesinin büyüyor olması. Yani genişliyor olması. Orada da yapısal bir dönüşüm var. Bunu da daha önce ifade etmek fırsatı bulmuştum. Sermayenin iş gücü esnekliği yükseliyor. Ve bu sektörel bazda neredeyse birçok sektöre yayılmış bir dönüşüm. Bunu biz belki ileride yüksek teknoloji sektörleri daha da
ayrıştırırken veya sizler bunun hisse senetleri üzerinde yorum yaparken göreceksiniz, değerlendireceksiniz ama veriler önceden bu esnekliğin arttığını ve bunun büyümeye katkı verdiğini gösteriyor. Dolayısıyla büyüme güçlü olduğu sürece de bu faizleri bir süre daha uzun tutabilir, onun marjı var. İşte o güven noktası gıda, hizmetler ve enerji fiyatlarında belirli bir dengelenme sonucu bir stabilite sağlanırsa ondan sonra bir tarih veya bir tarih aralığı verilebilir. Ama şu an o noktadan uzakta olduğunu açıkça vurguladı. Dolayısıyla evet, finansal piyasalar burada öforik bir yani çok iyimser bir fiyatlamaya gireceklerini tahmin etmiyorum. Ama kötümser bir fiyatlama da olmayacak. Çünkü bu sektörel değişim zaten kendisini özellikle yüksek teknoloji sektörlerdeki hisse fiyatlarında gösteriyor. Yani burada bir ne FED açısından ne finansal piyasa açısından gariplik yok. Sadece geniş tabana yayılmış yatırımcının alışıldık bazı varlık fiyatlamalarında dalgalanmalar beklemek gerekiyor. Peki şimdi Powell'ın açıklamalarında bir bölüm daha var. O da bu tekrar bu Basel düzenlemelerini, regülasyonlarını teklif etme meselesine ilişkin. Bu konuda henüz FED kararını vermedi dedi. Evet. Ama işte makul bir seçenek, plausible option demiş. Evet. Bir de yani teklifte değişiklikler, yani geniş çaplı ve materyal değişiklikler olacak diye bir notu da var. Evet. Şimdi burada hangi kaygılar göz önünde bulunduruluyor diye sorayım. Evet, konuşmanın bu kısmıyla bakıp değerlendirmemi yaptığımda ben bu konunun doğrudan Amerika'da faiz artırım sürecinde ve yüksek kalması sürecinde bazı bankaların sıkıntı çekmesi hatta batmasıyla ilişkili olan düzenlemeler olduğunu değerlendiriyorum. O zaman hatırlarsanız komite FED bir araştırma komisyonu kurup bu Silikon Vadisi Bankası'nı başta olmak üzere First Republic Bank'tı yanlış hatırlamıyorsam. Onun da neden battığını araştırdıktan sonra burada bir yönetim kusuru olduğu değerlendirmesiyle sonuçlandırılmıştı. Dolayısıyla yönetim kusuru ya da monitoring kusuru olması burada bir bankanın, yani faiz arttırım süreci şeffaflıkla yönlendirilirken neden bir takım kuruluşların buna itibar etmeyip risk aldığını, daha fazla risk aldığını açıklaması gerekiyordu. Bu düzenlemeler buna ilişkin olarak ele aldığını ben değerlendiriyorum. Bunun kapsamlı olarak ekonominin içine yerleşip yerleşmeyeceği bundan ne kadar bankanın etkilendiğine bağlı olabilir. Gördüğümüz kadarıyla bu sorunlar çıktıktan sonra bu yük daha fazla bankayı etkilemedi. Ne basına yansıdı ne uluslararası ajanslara yansıdı. Dolayısıyla burada bir düzenleme söz konusu olabilir ama o zaman konuşulduğu kadar geniş çaplı bir risk unsurunun kaldığını ben değerlendirmiyorum. O yüzden böyle bir soru geldiğini ve açıklamanın da öyle olduğunu düşünüyorum. Peki. Şimdi dönelim biraz içeriği de konuşalım son Tabii. olarak. Şimdi biz bir dövize bir böyle ne derler bir kuvvetli yönelim, talep yönelim olduğunu takip ediyoruz. Bu serbest piyasayla bankalar arası piyasadaki marjın yine açıldığını takip ediyoruz. Bir de Temmuz'dan bu yana ilk kez Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemi hem dün hem bugün yapıldı. Bugün de akşamüstü saatlerinde dün 470'ti bugün 463 milyon dolarlık bir işlemi takip ettik. Bir yandan da tabii dün gece gelen ilave sıkılaşma adımları da var. Dolayısıyla bu tablo ve bu önlemler nasıl yorumlanmalı? Bu önlemler bu tabloyu nasıl etkiler, nasıl değiştirir ve kurallar, yeni düzenlemeler bu dövize talebi limitin azaltır mı? Şu an limitli bu, kalmasını sağlar mı yani doğru telaffuz edeyim. Para politikası uygulaması tablosunda belirli yani bazı ölçüde belirsizliklerin olduğu ortaya çıkmaya başladı. Bu şu açıdan değerlendirdiğimizde süreci küresel bankaların bu konuda açıklamaları bildiğiniz gibi dün ve bugün geldi. Özellikle politika faizinin yetersiz kalabileceğini bir grup değerlendirdi. Bir grupta 2025'te ancak faiz indirimi konuşulabileceğini değerlendirdi. Yani tersten baktığımızda politika faizinin yeterince sıkı olup olmadığı, bu da eşittir, para politikasının optimal patikada olup olmadığını sorgulanması demek
yabancı kuruluşlar tarafından. Bu şu açıdan önemli, CDS primlerimize yansıması bunun bir miktar oldu ve devam edebileceği kanaatindeyim ben ki buna karşılık olarak Sayın Hazine Bakanı ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bir yönlendirme yapmak zorunda hissettiler kendilerine. Burada Sayın Merkez Bankası Başkanı herhangi bir yönlendirmede bulunmadı. Belki onun da yapması gerekiyor ya da sadece onun yapması gerekirdi. O konuda görev paylaşımı bilmiyorum ama. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bir belirsizlik tablosunun oluştuğunu ya da en azından algılandığını görebiliyoruz. Bu sizin ifade ettiğiniz gibi döviz piyasasında tıpkı seçimden önce konuştuğumuz bir çatallanma durumunu meydana getirdi. Bifurkasyon dediğimiz durumu meydana getirdi. Burada tabii ki arbitraj imkanları da ortaya çıkacak. Eğer bu ortadan kaldırılmazsa tasarruf sahiplerinde hatta finansal okuryazarlığı düşük olan vatandaşlarda da dövize yönelimin artabileceğini bize söylüyor. Böyle baktığımız zaman ortaya çıkan durum şu. Enflasyon verisiyle beraber Merkez Bankası'nın yeterince sıkı olmadığı görüşü ağırlık kazanmaya başlıyor para politikasında. İkincisi, mali politikanın bunu desteklemekten hala uzak bir gevşeklik seviyesinde olduğu görüşü yine ağırlık kazanmaya başlıyor ki bunları daha önce ifade ettiğim için şimdi böyle söyleyebiliyorum. Çünkü harcama artış hızına bakabilir vatandaşlarımız da. Bu çerçevenin, bu beklentileri bozan bu çerçevenin düzeltilmesi gerekecek. İvedilikle, aksi takdirde enflasyon beklentileri Merkez Bankası hedefini 2024'te %30 saptırabilir. Bu şu anlama geliyor. %37-38 beklenirken bir anda %50'ye doğru 2024 yılında enflasyonda bir tablo görülebilir ki bu çok yüksek bir sapma olur. Yani Merkez Bankası'nın kredibilitesi açısından hedeften sizin %30'a yakın sapmanız açıklanabilir bir sapma olmaz. O yüzden burada yönlendirmenin çok daha iyi bir çerçevede yapılması lazım ama yönlendirmenin yapabileceği işleri biz geçmiş gibi de gözüküyoruz. Onu söyleyelim. Para politikası optimal patikasında değil. Çünkü hedeflere götürecek varsayımların ben gerçeklikten bir miktar uzak kaldığını değerlendiriyorum burada. Çünkü Mayıs'tan sonra %2 ortalama enflasyonla gitmemiz gerekecek ki bunun ben oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Amerikan Merkez Bankası uygulamasıyla bunu bağlarsak teorik olarak da ortaya şu çıkacak. Enflasyonu bir ya da iki aylık belli bir değerde tutmak değil burada amaç. Hı hı. Sayın Powell'ın açıklamalarından da gördük. Evet. Buradaki kavramsal amaç dezenflasyon sürecinin stabilizasyonu. Yani sizin %2, 2,5, 3 nereye giderseniz gidin o aralıkta kalmayı garanti edecek şekilde diğer uygulamaları yapmanız gerekecek. Çok çok teşekkür ediyorum Ata Özkaya katıldığınız katkınız için. Çok sağ olun. Burada noktalıyoruz günden kalanları. Birazdan 60 dakika var. Orada tekrar görüşürüz.